İyi günler arkadaşlar. Trigonometrinin 10. videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde daha önce işlediğimiz konuların genel bir tekrarında soru çözümü gerçekleştireceğiz. İlk örneğimiz şu şekilde. 0 ile pi bölü 4 arasında bir x açısı olmak üzere kök içerisinde 1 eksi 2 sin x cos x artı tanjant bölü sekant işleminin en sade sonucu nedir şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar çözüme şöyle başlayalım. Bakın 1 eksi 2 sin kostan bahsediyor. Şurada 1 için biz çok güzel bir detay düşünmeliyiz. 1 neydi arkadaşlar? Bir düşünelim biraz. Sin kare desem artı bir de kos kare desem bunun 1 olduğunu tahmin edebilir miydik? Evet. Aslında 1 yerine sin kare artı kos kare yazdım. Eksi 2 sin kosu da arkadaşlar arada tutacağım. Eksi 2 sin kos şeklinde olacak. Neden böyle yaptığımı şimdi biraz daha belki anlamış olacağız. Artı yan taraftaki ifade tanjant diyor. Tanjant yerine ne yazacağımızı hatırlayalım. Sinüs bölü kosinüs diyorduk. Bölü sekant yerine de arkadaşlar 1 bölü ne diyorduk? Kosinüs diyorduk. Şimdi buraya geri dönelim. Bu kök içerisindeki ifadeye dikkat ederseniz sin kare eksi 2 sin kos artı kos kare yani birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Yani hocam sinüs x eksi kosinüs x'in toplamda karesi mi eder bu demek istediğinizi duyar gibi oldum. Evet bu şekilde eder arkadaşlar. Artı şu ifadede birinci aynanın ikinciyi ters çevirip çarparsam arkadaşlar kosinüsler birbirini götüreceğinden burada da sadece bize sinüs x bölü 1 yani sinüs x kalır. Şimdi kare köklü ifade ile ilgili bildiğimiz şey nedir? Kare ile kökün birbirini götürmesi ama dikkatinizi bu soruda şuna çekmek için verdim. Bakın arkadaşlar sinüs x eksi kosinüs x ifadesi kare kökten nasıl çıkmalı? Mutlakça çıkmalı. Artı bir de dışarıda sinüs x var. Şimdi biz soruyu böyle mi bırakmalıyız? Hayır, sorunun cevabı bu değil henüz. Yukarıda bir bilgi var. X'in 0 ile pi bölü 4 arasında olduğuna dair. Peki bu ne demek arkadaşlar? Şimdi burada daha önce söylemediğimiz videolarımıza yer almayan bir bilgiyi verelim. 0 ile 45 arasında diyor ki x açısı burada. Peki sinüs mü daha büyük, kosinüs mü daha büyük? Çünkü biliyorsunuz mutlaktan çıkaracağım ya. Acaba bu ifade dışarıya pozitif mi çıkar, negatif mi çıkar? Buna karar vereceğiz. Arkadaşlar bakın şöyle bir şeyden bahsediyorum. Burası 45 derecelik açının karşılığı. Burası 45 derece. Şimdi şunu bilmenizi istiyorum. Hatırlar mısınız? İşaretlerden bahsedersem bütün sınıf kara tahtada coştu diyorduk. Bakın sadece S ile C'yi yazdım. Size bir ipucu olsun diye. Şimdi burada şunu düşünebilirsiniz. Mesela S sinüsün olduğu yer. Arkadaşlar burada bu bölgede 45'in üstündeki bölgelerde sinüs kosinüsten daha büyüktür. 45'in olduğu diğer bölgede orada da bakalım. Orada da arkadaşlar şu bölgeyi ekstradan gösteriyoruz. Burada da arkadaşlar kosinüs sinüsten daha büyüktür. Bu ayrıntı önemli bir ayrıntıydı. Şimdi sorumuza biz geri dönelim. Sorumuzla ilgili dediğimiz gibi kullanırsak bakın sinüs eksi kosinüsten bahsediyorum. Kim daha büyük? Şimdi neresiydi? 0 ile 45 dereceydi. Yani aslında burada, bu bölgedeyiz. Bu bölgede kim daha büyük arkadaşlar? Kosinüs. O yüzden bu ifade dışarıya pozitif çıkabilmesi için eksi ile çarpılarak çıkmalı. Eksi sinüs x artı kosinüs x şeklinde dışarıya çıkar. Artı yanında da bir tane sinüs x olduğu için bunlar birbirini götürünce sorumuzun cevabı kosinüs x olur. Neden eksiyle çarptığıma gelince tekrardan söyleyelim. Hatırlayalım. Mutlak değerler dışarıya negatif çıkamazlar. Bir eksiyle çarpılıp artı haline getirilirler. Bu şekilde çözmüş olduk. Güzel bir ayrıntı idi. Bir başka örneğimiz. Bir tane dörtgen var elimizde. Sinüs alfayı sormuş. Alfa burada arkadaşlar bir bakıyoruz. 7, 24, 25, 30. İlginç gibi görünüyor ama 7, 24 ve 90 derece bize büyük bir ipucu verdi. Şuradan arkadaşlar bir tane doğru çekersek 7, 24 ne üçgeni elde ederdik? Bunu unutmayacağız. 7, 24, 25 üçgeni. Peki alfaya gelirsek.
Bakın hem burası 25 hem burası 25, tabanı da 30. Aa, 2 tane 25. Demek ki ACD üçgeni bir ikizkenar üçgen oldu. İkizkenar üçgende sizin yapacağınız en güzel şey tepeden tabana doğru bir dikme çekmektir. İkizkenar üçgende dikme çektiğiniz zaman tabanı iki eşit parçaya bölersiniz. 15'i 15 diye ayırıyorum. Peki bildiğimiz bir özel üçgen var mı arkadaşlar? 15 kaç 25 üçgeni? Tabii ki 15, 20, 25 üçgeni olduğunu hatırlayalım. 3, 4, 5 üçgeninin katı aslında. Yani çok da zor değil. Peki sinüs alfayı mı sormuş? Hay hay. Sinüs ne demekti? Karşı bölü hipotenüs dersek demek ki sinüs alfa bu soruda 20 bölü 25. Sadeleştirirsem 5 ile 4 bölü 5 şeklinde alabileceğim arkadaşlar. Güzel bir soruydu tekrardan. Başka bir örneğimize bakalım şimdi. Diyor ki bir tane dik üçgende iki tane de birden dikme var arkadaşlar. İki tane 90 derece BC'nin A türünden eşiti nedir şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Bunlar daha da güzel soru tipleri. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bize BC'yi soruyor değil mi? BC. BC'yi sorduğuna göre buraya bir isim vereceğim. X diyeceğim. Buraya da bir isim vereceğim. Y diyeceğim. Şimdi biraz düşünelim. Arkadaşlar A açısından olaya bakalım. A açısından bakın karşısı belli. Harfli de olsa komşusu belli. Şimdi ben burada size şöyle bir şey sorsam cevap verirsiniz herhalde. Kotanjant A ne demektir desem şu dik üçgende komşu bölü karşı diyerekten sadece X der miyiz? X bölü 1 tabii ki. Ama X de alınabilir. Bakın X'i ne buldum? Çok güzel. Kotanjant alfaymış sadece. Peki burası kotanjant alfa olsun. X'i bulduk. Peki bir dik üçgende iki tane diklik bize bir öklit verir miydi? Verildi. H kare eşittir P çarpı K diyebiliriz. 1 eşittir kotanjant A çarpı Y diyebiliriz. Her tarafı kotanjanta bölelim arkadaşlar. 1 bölü kotanjant A eşittir Y. 1 bölü kotanjant ne demekti? Hatırlayın. Tanjant demekti. Aslında Y dediğim şeyde harika bir şekilde tanjant geliyordu. Aa zaten şuradan çıkarabilirdik değil mi arkadaşlar? Kotanjant çarpı tanjant kaç ederdi her zaman? 1 ederdi. Şu ikisinin çarpımı 1 ediyormuş. Çok da güzel bir sonuç geldi. Peki bunu o zaman şöyle taçlandıralım. X artı Y'yi soruyor bu soru. Sorunun cevabı tanjant artı kotanjant şeklinde alınabilecektir arkadaşlar. Cevabımız budur. Bu da güzel bir soruydu. Bir sonraki örneğimize geçelim. Şimdi ABC dar açılı bir üçgen olmak üzere böyle bir üçgenimiz var. Kenarları da verilmiş. A çarpı kosinüs C artı C çarpı kosinüs A ifadesinin hangi sonucu vereceğini bize sormuş. Arkadaşlar şimdi burada dikkatinizi çeksin bir kere. C açısı ve A açısı kullanılacak. Demek ki C açısını ve A açısını kullanacaksam, kullanmayacağım diğer açıya odaklanırsak şuradan bir tane yine diğer soruda olduğu gibi dikme çekmenizi beklerim. Peki burada B'yi ikiye bölmüş oldu ama eşit olduğunu bilmiyoruz. Birine X diyelim şuraya, şuraya da Y diyelim. Şimdi sonuca gitmeye çalışalım. Peki bu sonuç ne? A çarpı kosinüs C'yi bulmamız gerekiyor. Bana kosinüs C'yi söyleyeceksiniz. Kosinüs ne? Bu dik üçgende neydi? Komşu bölü hipotenüs alırsak Y bölü A alacağız. Artı buraya geçiyorum arkadaşlar. C çarpı kosinüs A. A'nın kosinüsüne bakıyorum. Komşu bölü hipotenüs yaparsak o da X bölü C oluyor. Tesadüf mü acaba? A'lar sadeleşti. C'ler sadeleşti. Ne kaldı? Y artı X kaldı. Bir bakalım bu Y artı X aslında bir şeydi. Y artı X neydi arkadaşlar? Çok net görünüyordu. B idi. Aslında sorunun cevabı sadece B imiş arkadaşlar. Çok güzel bir soru oldu. Şurada küçük bir ipucu da var. Aslında A var, C var. Hangi harf yok diye size bir soru sorsam B dersiniz. Bu size küçük bir ayrıntı olsun. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Pi bölü 2 ile 2 pi arasında bir açıdan bahsedilmiş. Kosinüs x'i 3 bölü 4 vermiş ve sinüs x'i sormuş. Arkadaşlar kosinüs x 3 bölü 4 verilmişse size bir oran verilmişse hemen üçgeninizi çizin. Kosinüs x 3 bölü 4 dikkat edin 3 4 5 üçgeni mi acaba diye sorayım. Kosinüs komşu bölü hipotenüstü bakın komşu bölü
hipotenüs de 3, 4, 5 üçgeni değil. Orada bir dikkat edelim mutlaka. Şimdi son kenarı bulalım. Nasıl buluyorduk son kenarı? Hipotenüs uzunluğu 4'ün karesinden 3'ün karesini çıkaralım. 16'dan 9'u çıkarırsam 7, ama kök içinde göstereceğim için kök 7 diyecektim. Şimdi sinüs x'i soruyor. Arkadaşlar bu bölgenin hiçbir anlamı yok mu acaba? Bakalım ne anlatmış bu bölge bize? Bu da önemli bir ayrıntı sorusu. Pi bölü 2 ile x açısı pi bölü 2 ile 2 pi arasında diyor. Allah Allah. Yani buraya dikkat edin. Pi bölü 2 ile 2 pi arasında arkadaşlar. Burası var. Şurası var. Pi ve 2 pi. 3 pi bölü 2. Dikkatinizi çekerse pi bölü 2 ile 2 pi arasında diyor. Yani şu 3 bölgeden bahsediyor. Kosinüs bu 3 bölgeden birinde aslında işaret olarak. Peki ben nereden anlayacağım hangi bölgede olduğunu? Tabii ki buraya dikkat edin. Kosinüsün işareti burada ne alınmış? Artı alınmışsa dikkatimizi çekelim. Kosinüs burada eksi. Kosinüs burada eksi. Ama 4. bölgede kosinüs neydi? Artıydı. Demek ki çalıştığımız bölge kaçıncı bölge arkadaşlar? 4. bölgede çalıştığımızı unutmayacağız. Şimdi gelelim sonuca. Bize sinüs x'i sormuş. Sinüs ne demekti onu hatırlayalım. Sinüs karşı bölü hipotenüs dersek sorumuzun cevabını kök 7 bölü 4 alacağız. Ama uyarıyorum, 4. bölgede çalışıyoruz. 4. bölgede sinüsün işareti neydi arkadaşlar? Eksiydi. Yani cevap artı kök 7 bölü 4 değil, eksi kök 7 bölü 4'tür. İnce ayrıntıların olduğu sorular bu şekilde olmalıdır. Çok dikkat edeceğiz. Bir başka örneğimize geçelim arkadaşlar. Şimdi dikkat edin, özdeşlikler. Yani burada bildiğimiz çarpanlara ayırma şeklinde sorularla karşılaşacağız. Şimdi burada çözüme geçmeden önce bakın kotanjant. Hemen kotanjant neydi hatırlayalım. Kosinüs bölü sinüs şeklinde düzeltiyoruz bu ifadeyi. Bölü kosekant yerine 1 bölü sinüs yazıyorum. Eksi 1 dedim, ifadeyi öyle aldım. Yan tarafa geçelim. 1 bölü sekant yerine arkadaşlar 1 bölü kosinüs diyeceğim. Ve burada 1 artı sinüs x duruyor. Peki işlem nasıl devam eder? Şimdi kosinüs bölü sinüse karışmıyorum. Kosinüs bölü sinüsü yazdım arkadaşlar. Burada payda eşitlememiz gerekiyor. Burada yapalım. Buranın payda eşitlenmiş hali nedir? 1 eksi sinüs x bölü sinüs x'tir. Biliyorsunuz birinci aynen ikinciyi ters çevirip çarpacağım için çarpı dedim. Sinüs x bölü 1 eksi sinüs x şeklinde aldım. Eksiyi kullanayım şu arada. 1 diyor. Bakın arkadaşlar burada da çarpma olduğu için birinciyi aynen yazacağım ama ikinci yani paydayı ters çevirip çarpacağım için sadece kosinüs ters çevirip çarpınca yukarıya gelecek. Yani kosinüs bölü 1 artı sinüs x şekline dönüşecek bu soru. Şimdi burada sinüslerin sadeleştiğini düşünürsek devamında sorumuz şöyle oldu. Kosinüs bölü 1 eksi sinüs eksi kosinüs bölü 1 artı sinüs şekline dönüştü arkadaşlar. Peki burada ne yapmam lazım? Paydalar farklı olduğu için payda eşitlemek lazım. İsteyen kosinüs parantezine alabilir bu soruyu. Ben hani ayrıntılı olsun diye almayacağım. Siz daha kolay görün diye. Burayı 1 artı sinle, burayı 1 eksi sinle çarpalım. Kosinüsle 1'i çarptım arkadaşlar. Kosinüs x etti. Kos ile sin'i çarptık. Artı kosinüs x sinüs x etti. Sonra da 1 ile kosinüsü çarparsak eksi kosinüs x eder. Ve eksi sinle eksi kosu çarpacağınız için artı sinüs x kosinüs x eder bölü. Paydası 1 eksi sinle 1 artı sinin çarpımı kolay bir şekilde 1 eksi neydi? Sin kare x'ti. Bakın artı kosinüs x ile eksi kosinüs x birbirini götürdü. Yukarıda kos sin, bir tane daha kos sin'den dolayı 2 tane kosinüs sinüs oluştu. Bölü, dikkat et, 1 eksi sin kare ne demekti arkadaşlar? Kos kare x demekti. Unutmayacağız bu tür özdeşlikleri. Koslardan birer tane sadeleştiriyorum. 2 tane sinüs x bölü kosinüs kalıyor. Hatırlayalım, sinüs bölü kosinüs de neydi? Tanjanttı. Sorumuzun cevabı 2 tanjant x şeklinde gelecektir. Çok güzel bir özdeşlik sorusuydu. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir başka
özelliğimiz son videolarımızdan bir tanesindeydi arkadaşlar. Bir üçgende kenar uzunlukları ABC olmak üzere kenarlar arasında şu şekilde bir bağıntı varsa bana BAC açısını bulur musunuz demiş. Üçgenimizi burada çizelim göstermek açısından. ABC üçgeni arkadaşlar. Kenarlar zaten şu şekilde alınmalı. A, B, C şeklinde alalım. Ve BAC. BAC açısını sormuşlar. Yani bir A açısı diyebiliriz. Peki. Arkadaşlar burada biz şimdi bunu çözeceğiz ya. Burada bir bağıntı vermiş. Ama biz kosinüs teoremini bir hatırlatayım. Hatırlatalım. Nasıldı? A'nın karesi eşittir. B'nin karesi artı C'nin karesi eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A şeklindeydi. Unutmayalım. Bunu şimdi elde tutalım. Peki bu ifadeye bir gelelim. Burada neler anlatılmış? Şimdi ilk aklımıza gelen ne olmalıdır? Şuradaki A kareyi içeriye dağıtmaya çalışalım. O zaman ifademiz şu olacaktır. A küp eksi A kare B eksi A kare C eşittir A küp eksi B küp eksi C küp olacaktır. Hemen gördük. A küpler birbirine götürdü. Şu ifadeler kaldı. Bu ifadede ben eksi A kare parantezine alırsam bunları tekrardan buraya B artı C gelecek. Arkadaşlar burada da eksi parantezine alırsam B küp artı C küp gelecek. Şimdi eksilerden de kurtulduk mu? Evet eksilerden de kurtulduk. O zaman A kare çarpı B artı C. Gelelim zor gibi düşündüğünüz yere arkadaşlar. Burada B küp artı C küp var. Yani burada bir küp açılımı var. Eğer onun farkına varamazsak soru biraz zorlaşacak. B küp artı C küpün açılımı neydi? Önce B artı C diyorduk ilk çarpanlar. Sonra birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı, ikincinin karesi şeklinde alabiliyorduk. Bakın B artı C'ler sadeleşti. A kare eşittir B kare artı C kare eksi BC olarak yer değiştirdim. Sıkıntı olmaz. Ben ifadede ulaşa ulaşa böyle bir eşitliğe ulaştım. Peki bizim şimdi ne işimize yarayacak bu? Geldik. A kare arkadaşlar aynı zamanda buna da eşitti ya. Geliyorum A kare yerine şu denklemi yazıyorum. Yani A kare neydi? B kare artı C kare eksi 2BC kosinüs A idi. Eşit oldu B kare artı C kare eksi BC. Neler olacak bir görelim. B kare C kareler B kare C kareler sadeleşti. Eksi 2BC kosinüs A eşittir. Eksi BC oldu. Harika şeyler geliyor. Eksi 2BC'ye bölelim her iki tarafı. Böylece biz kosinüs A'yı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Sadeleştirirsem ne çıktı? Sadece 1 bölü 2 çıktı. Kosinüs kaç 1 bölü 2 diye sorduğumuz zaman A açısını kosinüs kaç 1 bölü 2 idi arkadaşlar? 60 dereceydi. O zaman A açısını bulmuş olduk. 60 derece şeklinde. Çok güzel bir soru idi. Tabi işlemsel olarak uzun diyebiliriz. Bir başka sorumuza geçersek 4A'lık bir ifadenin 0 ile 90 arasında olduğunu söylemişiz. Tanjant 4A'yı size 3 bölü 4 olarak verirsek tanjant A'yı bulur musunuz demişiz. Peki arkadaşlar burada dikkatinizi çeksin. 4A verilmiş, A sorulmuş. Aslında bu tür sorularda 2A verilip A da sorulabiliyor. Biz 4A'yı tercih etmişiz. Bakın bir tane dik üçgen çizip bunu yerleştirmeye çalışalım. Şimdi şurasını 4A olarak alıyorum. Tanjant 4A. Tanjant karşı bölü komşu olduğu için 3 bölü 4'ü yerleştirdim. 3, 4 ne üçgeni olduğunu biliyorum. 5 üçgeni olduğunu biliyorum. Şimdi 4A ise arkadaşlar bu özel bir soru kategorisine girer biraz. Şimdi 4A'dan şuradan kenardan uzatarak burası 5 birim olduğu için ben de buradan bir 5 birim kadar uzatarak üçgeni dışarıya doğru uzattım. Peki ne kadar uzattığımı söylüyorum. Özellikle 5 birim kadar uzatıyorum. Neden? Bir ikizkenar üçgen oluşsun diye. Niye? İkizkenar üçgende iki tane iç açı ki eşittir onlar. Onların toplamı kendisine komşu olmayan 4A'ya eşittir. Demek ki biz nereye geçtik? 2A'ya geçtik. Bakın 4A'dan 2A'ya geçtim. He, ama bu soru A'yı soruyordu. Yani aslında bu soru biraz daha uzatmalı olarak bir tane daha üçgen isteyen bir soru arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şimdi benim şu kenarı bulmam lazım. Dışarıda bir daha gösterirsem size. Şurası 3, şurası 9 iken burası ne olur? Pisagor'la bulalım arkadaşlar. 81, 9 daha 90.
Kök 90 yani 9 çarpı 10'dan kaç kök 10 çıkacaktır? 3 kök 10 çıkacaktır. Biz buradaki uzunluğu da 3 kök 10 bulduk. Tekrar söylüyorum, 2a diyoruz ya. Arkadaşlar uzattığımız şu kısım şu kısımla ikizkenar olacak şekilde uzatılsın. Dolayısıyla buraya da 3 kök 10 kadar uzatmış oluyorum. Peki yine açılarla ilgili bilgimizi tazelersek, iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olsun diye şunların A ve A olduğunu yazabilirim. Toplamları 2A'yı vermek zorunda. Peki tanjant A'yı mı istiyordun? O zaman sonuca geliyoruz. Tanjant A eşittir. Şu arkadaşlar en büyük üçgenden bakıyoruz. Tanjant neydi? Büyük üçgende karşı bölü yani 3 bölü komşu yani şuranın tamamı ne olur? 9 artı 3 kök 10 buluruz. Bitti mi? Hayır, şunu bir düzeltelim. 3 bölü aşağıya 3 parantezine alırsam 3 artı kök 10'dur. 3'ler sadeleşir. 1 bölü 3 artı kök 10 ifadesine ulaşırım. Bunu eğer şıklarda olur ki bulamazsanız neyi de hatırlayın. Eşitlikle çarpmayı da unutmayın. O zaman 3 eksi kök 10 bölü payda unutmayan a kare eksi b karedir. Yani 9 eksi 10'dan eksi 1'dir. Bu ifadeyi eksi 1'e bölecek olursanız ters yazın. Kök 10 eksi 3 şeklinde bulundu. Yani tanjant a arkadaşlar kök 10 eksi 3 şeklinde harika diyebileceğimiz bir soru daha çözmüş olduk. Şimdi arkadaşlar not eklemişiz. Burada bu soruda bir özelliği hatırlamanız için yazdık. A sinüs x artı b ya da eksi b kosinüs x ifadesinde eğer siz en büyük değeri arıyorsanız bildiğiniz Pisagor uygulayacaksınız arkadaşlar. Katsayıları yani a'nın karesiyle b'nin karesini kök içinde kullanırsanız en büyük değerini bulursunuz. Bu ifadenin en küçük değeri soruluyorsa eğer yine kök içerisinde a kare artı b kareyi bulursunuz ama önüne bir tane eksi koyarsanız o zaman da en küçük değerini bulursunuz. Bununla ilgili bir uygulamamız var. 3 sinüs x eksi 4 kosinüs x ifadesinin en büyük değeri demiş. Hemen çözelim. Arkadaşlar biliyorsanız hemen yapıştırın. 3, 4 ne üçgeni biliyorduk? 5. Aslında cevabım 5. Bu kadar basit cevaplayabilirim. İsteyen Pisagor uygulayabilir. Kök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi şeklinde yapabilir. Ya da 5 sinüs x artı 12 kosinüs x ifadesinin en küçük değeri sorulmuş. 5, 12 ne üçgeni biliyoruz? Tabii ki 5, 12, 13 üçgeni biliyoruz. Bunu da pratikçe böyle yazarız. En küçük dediği için artı 13 değil de ne yazmayı unutmayalım? Eksi 13 yazmayı unutmayalım. Eğer en büyük değeri derse artı 13, en küçük değeri derse eksi 13 şeklinde alabileceğinizi bilmeniz yeterli olacaktır. Toplamı kaçtır demiş. Hemen toplarsak arkadaşlar şu ikisini sonuç olarak bize cevap eksi 8 gelecektir. En büyük değer artı 5 aldık. En küçük değer eksi 13 aldık. Toplamları eksi 8 etti. Bu da bizim için bir not niteliğinde oldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.